Evet, TEOG aslında Türkiye'de tartışmalı bir sınavdı. Malumunuz 1.300.000 civarında öğrencimiz her yıl bu sınavlara giriyor. Ve bu öğrencilerimizin yaşadığı stres, hazırlıkla ilgili tereddütler, dershanelerin kaldırılmasından sonra okulların sınav süreciyle ilgili eksik kaldığı, bu anlamda sınavlarda öğrencilerin hazırlanmasıyla ilgili adaletsizlik olduğu hususunda hem ailelerin hem okulların hem de eğitimcilerin epeyce tereddütleri olmuştu. Biz uzun vadeli baktığımız zaman bu sınavın kaldırılmasının olumlu olduğu kanaatindeyiz eğitimciler olarak. Ancak tabii bu dönem itibariyle açılması sebebiyle ailelerin ve öğretmenlerin hazırlıksız yakalanması söz konusu oldu. TEOG'a yıllardır çalışan, hazırlık yapan ve bir anda emeklerin boşa gitti diye düşünen öğrencilerimiz ve ailelerimiz oldu. Ancak bakanlıktan yapılan açıklamalarında bu yönde bizim iç rahatlatıcı olduğunu yine değerlendiriyoruz, düşünüyoruz. Öğrencilerin derse odaklanmasını, ders başarısına odaklanmalarını ve sene sonunda yapılacak sistem gereği herkesin istediği okula yerleşeceği açıklandı. Ben TEOG'la ilgili toparlayacak olursam, öğrencilerimiz şu anda iptal edilen düzen içerisinde toplam 4 seansta, yani ikisi ilk yarı dönemde, ikincisi ikinci yarı dönemde yapılacak şekilde 4 seansta sınava giriyorlardı. Her bir sınav öğrencilerimiz için bir stres sebebiydi. 1.300.000 çocuğun bu sınavda yarıştığını düşünürsek, onların işte daha iyi bir okula girmeleri için bir netin bile on binlerce öğrenciyi etkilediğini düşünürsek, hani bu sınavın kaldırılmasının şu anda öğrencilerimiz üzerinde olumlu psikolojik etkilerini olacağını düşünüyoruz. Burada yapılması gereken öğrencilerin derslere yönlendirilmesi, ders başarısının özendirilmesi ve ders notlarının öğretmenler tarafından sıkı bir şekilde takip edilip okullar tarafından adaletli bir şekilde verilmesidir. Burada maalesef zaman zaman şahit oluyoruz. Gerek devlet okullarında gerek özel okullarda bu şişirme notlar, hormonlu notlar adı altında uygulamalar yapılıyor. Burada bizim önerimiz şu şekilde, biz yapılacak sınavlar neticesinde, bakanlığın genel değerlendirmeleri ve denetimleri neticesinde okulların verdikleri notların gerçekten öğrencinin reel başarısını, reel akademik durumunu yansıtıp yansıtmadığının çok iyi denetlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bakanlığın şöyle bir adımı olmuş, gerçekten memnuniyetle karşılıyoruz. İl ve ilçelerde ölçme değerlendirme merkezleri kurulacağından bahsediliyor. Dolayısıyla bu merkezlerin okul başarılarını sadece sınav başarısı olarak değil, tüm müfredatın gerektirdiği kazanımların takibi açısından yapılıp bir çocuğun 90 oluyorsa, atıyorum İzmir'de bir çocuğun 90 almasıyla Van'da bir çocuğun 90 almasının aynı çocuk başarısına etkisi olup olmadığını mutlaka sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor ve öğrencilerin aldıkları bu not ortalamalarının ileride seçeceği okula etkisinin adaletli bir şekilde yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Bu TEOG'la ilgili, TEOG'un yerine getirilecek sistem tekrar değerlendirildiğinde az önce ifade ettiğim gibi %5'lik başarı, en üstteki %5'lik başarı dilimindeki öğrencilerin ulusal bir sınava tabi tutularak bu öğrencilerin yönlendirilecekleri fen liseleri, sosyal bilimler ya da başarılı özel liseler konusunda bir seçme sınavına tabi tutulması 1.300.000'lik bir öğrenci nüfusu açısından bir zaruret. Diğer öğrencilerimizin de adrese dayalı eşit bir şekilde liselere yönlendirilmesi, meslek liseleri ya da farklı alanlardaki liselere yönlendirilmesinde yine uzun vadede getirilecek sağlam bir sistemle muhakkak iyi işleyeceğini düşünüyoruz biz şu anda. Evet, bir de bu TEOG yerine %5'lik dilimdeki öğrencilerin girebileceği sınavla ilgili şu şekilde bir önerimiz mevcut. Şimdi öğrenciler tek sınava girdikleri zaman malum çok strese giriyorlar, sınavda heyecanlanabiliyorlar, bilgilerini aktarmakta zorluk çekebiliyorlar. Bu sınavın birden fazla yapılması, örneğin 2 sınav yapılması ve öğrencinin bu 2 sınavdan hangisinden daha yüksek not almışsa o elindeki notla beraber elbette ki diğer not ortalaması, sporda, sanatta ya da kültürel bilimsel çalışmalarda elde ettiği başarılarla beraber gideceği liseye başvurması bizim açımızdan daha makul bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Sınav eğitimin böyle ayrı bağımsız bir parçası değil, eğitimin tamamen içinde bütünsel olarak düşünülmesi gereken bir husustur. Yani dolayısıyla bundan sonra gerek üniversite sınavının değişmesi hususunda, gerekse TEOG'a alternatif olarak yerine getirilecek sistem hususunda, hani böyle hemen özel hoca arayışına girelim, hemen bir kurs bulalım gibi arayışlara girilmesin lütfen. Kaybetmeden şey yapar, yardımcı işler. Evet. Zaten çok geç sarktı, 6'da başladı.